Bugünkü tatlımız çikolatalı bir un helvası olacak. Aslında bakarsanız hani kakaolu değil, gerçekten çikolata kullanacağım bir un helvası yapacağım. O yüzden de şöyle ufaktan benmarie usulü bir çikolata eriterek işe başlıyorum. Şuraya koydum şeyi, içerisinde çok azıcık bir su var. Benmarie yapmayı artık Arda'nın mutfağından öğrendiğinizi tahmin ediyorum. Ama hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Bir kabınız olacak. İçi tertemiz olacak, hiç su kalmayacak. Buradaki suyun altını yakacaksınız ve aslına bakarsanız hafiften bir tıkırdama, bir kaynama, birazcık kendi buharını çıkartma noktasına kadar getirdikten sonra bu kabı üstüne yerleştireceksiniz. Kabın tabanı alttaki suya değmeyecek. Oradaki buharla beraber yavaş yavaş bu kabın içindeki koyduğunuz malzeme neyse onu ya ısıtacak ya da eritecek. Şimdi biz burada çikolata kullanacağımız için çikolatayı tamamen eritecek. Burada takriben, yani bu benim bardakların genel ölçüsüne bakarak diyebilirim ki aşağı yukarı 80 gram kadar bitter çikolata var. Normal bir su bardağıyla da baktığınız zaman bir su bardağından 2 parmak eksik yapıyor. Bunu alıyorum ve direkt olarak içerisine koyuyorum. Hafif hafif orada kendi kendine erisin diye. O erirken ben de helvanın diğer hazırlığını yapmaya başlayabilirim. Genişçe bir pilav tenceresinde çalışıyorum ve bu pilav tenceresinde önce tereyağı eriterek işe başlayacağım. Bu tarif içinde hem tereyağı var hem ayçiçek yağı var. İkisi iyi bir kombin yapıyor. Bakın, önce bunun altını yakıyorum ve pilav tenceremi yavaş yavaş ısıtmaya başlıyorum. 125 gram kadar tereyağı ihtiyacım var. Bunu zaten ölçeklemek kolay. O paketler 250 gramlık. Laps, yarısını kestiniz mi? 125 gram olur. Bir de sevdiğiniz güzel bir tahta kaşığa ihtiyacınız var. Helva dedim mi, tahta kaşık eskilerden kalma, her zaman iyidir. Bakınız, 125 gram tereyağını koydum buraya ve sabırla yavaş yavaş eritmeye başlıyorum. Tereyağı biliyorsunuz eridiği zaman bir alt tarafta saf yağ kısmı kalıyor. Özür dilerim, alt tarafta süt kısmı kalıyor, ortada saf yağ, sade yağ kısmı kalıyor. En üstte de köpükleri çıkıyor. Ben birazcık bunu hafiften eriteceğim ve eritirken de size bu katmanların nasıl ayrıştığını ve nasıl bir araya geldiğini göstereceğim. Bakın, yavaş yavaş eritiyorum ve eğer üstüne çok fazla köpüklü kısım çıkarsa onu birazcık ayırmaya çalışıyorum. Birazcık böyle sade yağla yaparmış gibi. Tencerenin içinde yağın aldığı formu size birazcık göstermek istiyorum. Bir kere önce kısık ateş olmalı. İyice kısık ateşte bakın yağ aslında 3 katmana ayrılıyor. Şöyle bir göstereceğim size oynatıp. En üstte duran şu gördüğünüz köpüklü bir katman var. Bir de en altta sanki tencerenin tabanına yapışmış gibi duran sütlü bir katman var. Ortasında da aslında saf, sade yağ olan kısım var. Biz, şimdi bunu altını ben bir kapatayım önce. Bir tane kaşık alacağım. Ve tencereyi şöyle hafifçe, çok sallamadan kendime doğru çekip bunun üstünde biriken, bak şu üstteki sadece. Görüyor musunuz köpüklü kısmı? Bu köpüklü kısmı hafifçe alıp alttaki iki katmanla ayırmaya başlayacağım. Azıcık bunu yaptıktan sonra bu tarif üzerinde söylüyorum. Yapacağım helva daha güzel ve lezzetli olacak. Şu fazla köpüklü kısmı ayırıyorum. Alt taraftaki sütlü olan kısmı çok fazla ayırmıyorum. Onu yapmaya gerek yok. Ama şu üstteki köpüklü kısmı ayırdık mı elimizden geldiği kadar, çok da öyle şey olmaya gerek yok. Hafif hafif ayırdık mı bizim işimiz tamamdır. Bunu yapmasanız ne olur? Yani yine olur, olmaz diyemem. Ama şey gibi, hani böyle keklerde çırpmayın karıştırın daha güzel oluyor diyoruz ya, kuruları koyduktan sonra biraz onun gibi bir etkisi var. Bir parça şu var olan fazla köpüklü kısmı aldıktan sonra bizim işimiz tamamdır. Şimdi bunun üzerine yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı ekleyeceğim. İsterseniz kaşıkla alın koyun, isterseniz şu sayma metodunu yapabilirsiniz, çok iyi olur. 1001, 1002, 1003, 1004. Bu sayma işini yaptıktan sonra olay daha bir fiyakalı oluyor böyle. 1001, bir kaşık, 1002, bir kaşık, 1003, bir kaşık filan. O yüzden isterseniz kaşıkla koyun, isterseniz bu şekilde koyun. Şimdi yağlar bunun içerisinde. Artık içine unu koyup güzelce bir kavurmaya ihtiyacım var. Yaklaşık 250 gram kadar. Yani benim her zaman kullandığım şu klasik su bardaklarından 2 tam, bir de çeyrek bardak unu ekliyorsunuz. 2 tam. Şöyle yani. 2 tane şu bardaktan 1, 2 bardak, bir de bu bardağın 1/4 kadar unu alıp buradaki
yağın içerisine ekliyorsunuz ve tahta kaşığın bize verdiği güç, kuvvet ve kudretle bunu böyle güzelce kavurmaya başlıyorsunuz. Ramazanınız nasıl geçiyor? Hem birazcık sohbet edelim, hem de birazcık böyle tarifi yaparken aramızda ne bileyim Ramazan'la ilgili sohbet edelim istiyorum. Lütfen Ramazan'da evde yaptığınız tarifleri evde Ramazan etiketiyle benimle paylaşın. Instagram'daki Arda Türkmen benim paylaşımları yaptığım sayfam. Eğer istiyorsanız oradan bana yaptığınız tarifleri evde Ramazan etiketiyle gönderin. Güzel birazcık hem sohbet etmiş hem Ramazan tariflerini paylaşmış hem de genel olarak evde durumlar nasıl onun üstünden geçmiş oluruz. Birazcık sohbet etmiş oluruz. İlk yapacağımız şey burada sizden tarifleri beklerken bunu güzelce bir hafif unun kokusu çıkana kadar birazcık böyle rengi dönene kadar kavurmaya başlamak. Kavurma işlemi bu tip tarifleri yaparken çok önemlidir. Sabırla 10 dakika. Zaten helva yapanlar bilir. Helvayı güzel kavurmak lazım. Ne kadar güzel kavurursanız, rengini ne kadar güzel döndürürseniz o kadar güzel, lezzetli ve bereketli bir helva elde etmiş olursunuz. Ben de gördüğünüz gibi iyice kavurdum, iyice kavurdum. Hatta şimdi birazcık altını kısabilirim. Tencerenin mevcut ısısıyla bu gördüğünüz gibi rengi bayağı döndü. İçine koyduğumuz yağdan dolayı bir tık yağlı gibi gözükebilir size. Ama bu helvayı iyi tutsun diye azıcık bir yağ ihtiyacımız var ve şu anda kıvamımız gayet iyi. Şimdi bu dakika itibariyle yapacağım birkaç tane küçük ilave var. Şöyle ki bir portakal alıyorum ve bu portakalın kabuğunu içerisine şöyle güzelce çok beyaz kısımlarına gelmeden rendeliyorum. Bu hem çok güzel bir lezzet katacak buna, hafif bir portakal aroması verecek. Bir de çikolatayla çok güzel gittiği için ben çok yakıştırıyorum ama suyunu sıkmaya vesaire yapmaya gerek yok. Dediğim gibi sadece şöyle hafiften bir kabuğunu üstüne rendelemek yeterli olacaktır. Bu işlemleri yaparken tencerenizin altını mümkün olduğu kadar kısık ateşe getirmeye çalışın. Yüksek ateşte değil, kısık ateşte. Zaten biraz sonra altını tamamen kapatacağız. Bu işi bitirmiş hale geleceğiz. Hiç vakit kaybetmeden bir su bardağı da şeker ekliyorum. Bütün bu helvanın lezzetini ve hani tatlılığını verecek olan şey burada eklediğimiz şeker. Hepsini güzelce bir karıştırıyorum. Bakınız şöyle. Bu arada da zaten benmari'deki çikolatam tamamen eridi. Bakınız, oh, gayet böyle güzel bir çikolatam var erimiş vaziyette. Şekeri mevcut ısıyla bir tık hafiften erittikten sonra çikolatayı kesmeyecek vaziyette alıyorum ve dikkatli bir şekilde sıcaksa bir bezle tutun. Benmari'lerde hafif bir sıcaklık olur çünkü. Direkt olarak buradaki helvanın üstüne döküyorum çikolatamı. Altını tamamen kapatıyorum. Güzelce bir karıştırıyorum ve hiç vakit kaybetmeden, bak çikolata her tarafa bulaştı ya, altını da kapattım ya, artık sütünü ekleyip şöyle her şeyin kıvamını bir araya getirebilirim. Bak bak, müthiş. Zaten şu andan acayip güzel olacağının işaretleri var burada her şekliyle. Hiç vakit kaybetmeden 3 bardak kadar da süt ekleyeceğim. Birazcık geri durun. 3 su bardağı sütü ekleyin. Şöyle güzelce bir karıştırın. Helvanız bu karıştırma esnasında sütü bak yavaş yavaş çekiyor, görüyor musunuz? Altı kapalı olmasına rağmen yavaş yavaş çekiyor. Siz karıştıracaksınız, o iyice çekecek. Tamamen bütün sütü içine böyle hapsedecek. Ondan sonra da birazcık kapağı kapalı vaziyette demlendireceğiz, dinlendireceğiz ve bu helvanın bir araya gelmesini bunun içerisine sağlayacağız. Arkasından da iyice kıvam almış olan helvamızı bir bende dondurma kaşığı var. O dondurma kaşığıyla güzelce böyle porsiyonlayacağız ve işimiz bitmiş olacak. İçerisinde portakal kabuğundan gelen hafif bir portakal esansı, baksana şuna bak, gayet güzel. Sıvı gibi gözüküyor, sizi korkutmasın. Siz bunu karıştırdıkça ve çektirdikçe kıvam tam olması gereken noktaya doğru gidecek. Şu an görüyorsunuz. Öbür türlü kas katı kalır. Gördüğünüz gibi karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz ve helvamız aslına bakarsanız tam da dinlenme kıvamına gelmiş vaziyette. İyice içine koyduğumuz sütü
çekti. Şöyle tencerenin içerisine güzelce bir yayıyorum her şeyi. Kapağını kapatıyorum ve bunu burada kendi halinde dinlendirmeye bırakıyorum. Helva biraz dinlendi. Şöyle kenara alıyorum bunu ve kapağını açıp size şuradaki kıvamı gösteriyorum. Bunu arzu ederseniz böyle direkt olarak hani böyle nasıl söyleyeyim size. Bu şekilde yani kıvam olarak da böyle bırakabilirsiniz ama ben helvayı özellikle içerisine sıvısını koyduktan sonra kendi haline bırakmak istiyorum. Çünkü o zaman biraz daha yapışık, biraz daha böyle hani yapış yapış bir kıvam oluyor. Tane tane severseniz koyduktan sonra son safhaya kadar karıştırın. Birazcık yapış yapış severseniz kendi halini bırakın ve bu şekilde soğutun. İkisinin arasında böyle bir temel fark oluyor.